Bilecik'in pazar ilçesindeyiz. Türkiye'de bir tek üretim olan şerbet coltu bitkisinin hasat tarlasındayız. Şu anda teyzelerimize Pazarya Belediye Başkanımız Zeki Tekin de şerbet coltu hasadına takıldı. Bereketli olsun başkanım. Hayırlı olsun. Olsun. Bize biraz anlatır mısınız şerbet çotunu? Evet. Hasat anlatır mısınız? Şerbet çotu hasatını yapıyoruz. Hasat mevsimindeyiz. Artık son günlerini yaşıyoruz. Şerbet çotu bitkimiz 1930 yılında keşfedilmiş. Ancak 1950'li yıllarda dünya ülkelerinde 4 tane dünya ülkesinde yapılması konusunda çalışmalar, Ar-Ge çalışmaları yapılmış. Bizim de 1955 yılında Tarım Bakanlığımız tarafından çalışmalara başlanmış. Ancak ilçemizde 22 bölgede denendikten sonra ilçemizde de sadece Türkiye'de ilçemizde iklim koşulları nedeniyle, toprak yapısı iklim koşulları nedeniyle sadece Pazarya ilçemizde yetiştirilmesine karar verilmiş. O zamanlar tabii üretim daha düşükmüş ama bugün itibariyle 1500-2000 dekar arasında üretim yapılmaktadır. Yaklaşık 11 milyonu aşkın bir gelir kaynağımız. İlçemizin gelir kaynaklarından bir tanesi. Çiftçilerimiz her geçen gün biraz daha üretimi artırma hedefindeler. Daha önce ekonomik şartlar nedeniyle tesislerimiz tekrar çiftçilerimiz tarafından bozulmuştu ama bu yıl, geçtiğimiz yılla birlikte bu yıl biraz daha üretim daha farklılaşmaya başladı. Bira mayasında kullanılan bitkimizin çeşitli alternatif kullanım alanları da mevcut. Biz Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz Pazaryeri Belediyesi olarak. Dezenfektanımızı şerbet çotu bitkisinden ürettik. Görmüş olduğunuz bu şerbet çotunun kozaları değil de yaprakları bile değerli aslında. Hem kozmetik sanayinde hem dezenfektanda, sağlık sanayinde çok ciddi anlamda gelir getirici bir bitki. Aynı zamanda ekmek mayalarımızı biz daha önceden bu teyzelerimiz görmüş olduğunuz arkamızdaki teyzelerimiz biz çocukken ekmeklerini bira mayası buradan şerbet çotu bitkisinin kozalarından şu içindeki mevcut içindeki sarı tozun mayalanma özelliğinden dolayı ekmeklerimizi ekşi maya şekline dönüştürüp ekmeklerimizi bunlardan yapıyorduk. İnşallah hedeflediğimiz çalışmalardan bir tanesi de şerbet çotundan ekmek mayası üretmek. Buradan Tarım Bakanlığımıza seslenmek istiyorum. İlçemizde şerbet çotu bitkimizin alternatif alanlarında kullanılması için desteklerini bekliyorum. Başkanım, pazarın en önemli gelir kaynağı şerbet çotu diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Önemli gelir kaynaklarımızdan. 1970'li yıllardan bu yana sadece ve sadece, tabii bizim yaşımız müsait değil ama eskilerimiz, büyüklerimiz daha iyi bilirler. Pazar yerinde bir tek kaymakam şerbet çotu bitkisi yetiştirmiyormuş. Bütün memurlar, amirler şerbet çotu bitkisi yetiştiriyorlarmış. Zamanla bitmeye, yüz tutmaya kalkınca tekrardan şerbet çotunu biraz daha yetiştirilmesi konusunda
teşvikler başladı. İnşallah devam edecek. Peki hasat ne zaman başlıyor, ne zaman son veriyor? Bununla ilgili bilgi. Hasat Ağustos'un 15'inden itibaren hasatımız başlar. 15-16 fabrikanın alım durumuna göre, yetişme durumuna göre bir de şerbet çotun kozasının olgunlaşması bekleniyor. İklime de bağlı. 5 Eylül Kurtuluş Bayramı'nda da hemen hemen bitmiş oluyor. Bugün yarın son gün. Pazar yerinde hanımlarımız şerbet çotu hasatında hep beraber birbirlerine yardımcı olmak. İmece usulü. Karşılıklı birinin otu bitiyor, ötekine gidiyorlar. Şenlik içinde, şenlik havasında oturuyoruz böyle, dümbeleklerimiz oluyor. Dümbelek olmazsa tenekelere vurup şarkılar söylüyoruz. Cevizin yaprağını söyleriz, aşağıdan gelen hanım oynasın deriz. Bu ablalarımız çok tecrübelidir o konuda. Evli teyze, sizin düşüncenizi alabilir miyiz? Hasat nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor hasatımız. Memnunuz. Bu sene bereketli mi geçti? Bereketli geçti. Yeşil aldınız şerbet çotu. Siz ne zamandan beri hasat yapıyorsunuz? Biz hemen hemen 40 senenin içindeyiz. 40 sene. Evet. 40 senedir yapmaya çalışıyoruz. Sen de anlatır mısın, hasat nasıl geçiyor? Hasatımız çok güzel geçiyor. Mart ayında bunun dikmesini, yetiştirmesine başlıyoruz. Mart ayından beri 6 ay içindeyiz. Kazması var, sulaması var tabii bu üretimin. Birbirimize imece husulü yapıyoruz. Şimdi bu ay geldi mi, mevsimi geldiği zaman bu son tırfanttı. Bunu topluyoruz. Bunu fabrikaya teslim ettiğimiz zamanlarda bir daha işimiz bitiyor. Ama bunu gençlerimiz pazar yerinde pek kalmadı. Fabrikalarımız olmadığı için bizler yaşlıyız. Buranın temelinden yukarı doğru devam ettirmek istiyoruz.